Lig ertelenmeseydi, normal devam etseydi 3 takım arasında çok çetin bir mücadele olacaktı. Orada ayakta kalan, kendine hakim olan, sabırlı olan kazanacaktı. Bir şeyleri yüklemişler işte, başarı başarısızlık hayatımız boyunca. Ama bir Evet, anda evet. futbolu bıraktığın zaman o işte adrenalin en yukarılarında yaşamışsın, işte o gerginliğin, işte stresin en yukarı. Şu an o kadar sakin ki bana çok yabancı geliyor. Çok hiç bunalıma giriyorum ya. Benim param bereketlidir diyordu. Sana büyük takımlar diyor çok para verebilir ama diyor benim 100 liram diyor onlardan daha bereketlidir. Benim param bitmez diyordu. Hakikaten de öyle. Orada o zamanlar aldığım şeylerin hepsi duruyor ve kat kat değer kazanmıştır onu İlhan Başkan'ın sayesinde. Ev haline hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün Serkan Balcı'yla ev hali ama gerçekten Serkan gördüğünüz gibi ev halinde. Bir tarafta çok tatlı köpekleri var. Bir diğer tarafta atletiyle de bugün bizlerle baş başa olacak. Serkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi abi. Sen nasılsın? İyiyim iyiyim valla. Bu süreci atlatmaya çalışıyoruz hep birlikte ama sıkıldık tabii. Artık güneş de açtı. Normalleşmeye de başladık. Herhalde futbola doğru da dönüş yapacağız artık Serkan. Az kaldı. Az kaldı aynı. 12'sinde başlıyor. İnşallah ama seyircisi oynayacak tabii maçlar. Ne kadar zevkli olur göreceğiz hepimiz. Bu futbolun en büyük seyir zevki seyircidir. Tabii. Seyircisiz maçlar Ondan olmayınca bir asla da parça eksik oluyor. aynen. Hayırlısı olsun herkes için. Çok zor bir dönem. Çünkü maç performansı başka bir şeydir. Maç kondisyonu. Herkes sıfırdan başlamış gibi olacak. İşte bu dönemde kendini kim kuvvetli, güçlü hissediyorsa yani takım olarak onlar ipi götürür diye düşünüyorum. Ben çünkü gerçekten bir futbolcu için çok zor bir ambiyans şu an. Ya nasıl yapacaklar? Sakatlıklar çok, belki sakatlıklar çok sakatlıklar olabilir. İnşallah olmaz. İnşallah bütün kulüpler için hayırlısı olur. Şimdi Serkan Balcı artık bir teknik direktör. Hani futbolu ne zaman bırakacak diye son Olmadık daha. döneminde soruyordunuz. Daha olmadı mı? Aynen. Ufak ufak mı? Hani Osmanlı'yı Yavaş görmüştüm ama yavaş. Şu o an daha yeni geçiş dönemi. aynen Osmanlı'da başlamıştık. Bıraktık İsmet Hoca'yla. Şu an futbola başlar gibi yani futbolcunun en aşağısı olur ya kendini eğitim işte kendine yatırım gibi. Ben de şu an en aşağılardayım. İnşallah 4-5 senelik bir önümde bir periyot var. Bu periyodu iyi değerlendirip kendimi nerede olduğumu göreceğiz bakalım. Evet. Şimdi Serkan Balcı çok uzun süre oynadığı için hani bugün ben ille böyle içinizi baymak istemiyorum. Çünkü Serkan benim gördüğüm hakikaten en neşeli adamdır. Yani yüzünün gülmediği, bizleri hiç böyle rahat durmayan bir adamdır. Yani öyle ifade edeyim. Gerçekten hayata Sağ gülümseyerek bakan adam diyebilir miyim sana Serkan? Hani hep öyle oldun yani. yani zaman zaman tabii herkesin üzüntüleri işte moral bozukları vardır ama genelde hep gülerim ben. Çünkü hayat boş gelip geçiyor her şey çabuk. Unutuluyor. Bazen eski maçları veriyorlar. Nostalji veriyorlar. Onları bile maçları bile hatırlamaz oluyorsun. Belki çok maçlar var. Mesela o maç için kafamı çok yerlere vurmuşumdur. Ama şu an geliyor ki geçmiş. Ama bakıyorsun hatırlamıyorsun bile. O yüzden hayat üzüntüye yer bırakmıyor. Önüne bakacaksın. Neşeli olacaksın. Etrafındaki insanları seveceksin. De yoluna devam edeceksin. Öyle bakıyorum. Doğru, çok haklısın. Ya yani %100 öyle. Şimdi Serkan Balcı'yla bugün biraz anılar, hatıralar, biraz işte çok küçük bir güncel değerlendirme yapmak istiyorum ama hani sonrasında da izlendiğinde keyif alabileceğiniz bir program olsun istiyorum. Serkan sadece şunu sorayım. Yani çok kısa bir süre kaldı. Favorin kim? Ne olur beni ter. Gerçekten Trabzon'da oynadın, Fenerbahçe'de de oynadın çok uzun süre. Önemli bir profesyonel kariyerim var ama hani bu yıl 2019-2020 sezonu ile ilgili düşüncen ne? Onu bir sana sadece tek soru olarak sormuş olayım. Valla normal şartlarda olsaydı yani lig ertelenmeseydi, normal devam etseydi 3 takım arasında çok çetin bir mücadele olacaktı. Orada ayakta kalan, kendine hakim olan, sabırlı olan kazanacaktı. Ama şu konumda bazı takımlar seyircili çok destek alıyorlar ve bunu güç olarak hissedebiliyorlar takım olarak. Ama şu an bütün şartlar eşit. Kimin nasıl olacağı da belli değil. Yani ben de tahmin edemiyorum şu an. 3 takım arasında geçecek yine tabii ki de. Galatasaray, Başakşehir, Trabzonspor.
Yani belki Sivas, Hı-hı. ama ben çok şey yapmıyorum. Yani çok iyi takımları var ama baştan kopacağını düşünüyorum. Ama yani şu an kestiremiyorum çünkü gerçekten işte hepimiz belki hem antrenörler olsun hem gazeteciler olsun herkes şu an kapalı bir kutu olarak görüyor bütün takımları. Çünkü maç eksikleri var, maç performans eksikleri var. Bunlar bir anda sahaya nasıl yansıyacaklar? Motive olması için bir seyirci, işte bir ambiyans olmayacak sahada. Bu seni nasıl motive ediyor? Sadece futbolcuların çok olağanüstü konsantre olmaları gerekiyor, motive olmaları gerekiyor, işe odaklanmaları gerekiyor. Bu süreçte de kim işine en iyi odaklanırsa şampiyon olur diye düşünüyorum ama takım kalitesine baktığın zaman Başakşehir'le Trabzon'un kadroları daha iyi olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'a nazaran. Tabii de Galatasaray'ın da çok iyi ama Galatasaray seyircisiyle çok iyi oluyordu. Ama şu an Galatasaray seyircisi de olmayacağı için yani bir avantaj ben bir Trabzon olarak görüyorum. Yanılmam inşallah. Evet, şimdi tabii Serkan Ya Balcı hiç kimse ya görmesi kestiremiyor. Sen kestirebiliyor musun? yok Etkin bak. abi. Ben biraz daha ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani Trabzon'u biraz daha önde görüyorum. Bunun belli başlı nedenleri var. Hani kadro derinlikleri daha Aynen. fazla. Bu süreci iyi geçirdiler. Bir tek şu işte kas problemini çözmeye çalışıyorlar. Biliyorsun kasa başvuru Ya onlar yapıldı bütün kulüplerin Avrupa'da başına yer alıp gelecek şeyler. yer almamakla ilgili. Finansal Son fair play zamanlarda durumu bütün var. kulüplerin Ama başına ben de bu gelecek bence sezonun onlar. favorisini Trabzon görüyorum. Aynen. Bu sene ben de biraz daha Trabzon'u önde görüyorum. Ya şimdi Ben Serkan Balcı inşallah ile biraz Trabzon olur gerçekten diye düşünüyorum. hani İnşallah Trabzonspor çünkü olur diye düşünüyorum çünkü geçmişteki şeylerin hepsi silinir diye düşünüyorum. Çünkü onlar bir şampiyonluk görürlerse eğer her şey daha güzel olacağını düşünüyorum onlar adına. Çünkü gerçekten çok iyi kadrosu var. Her şeyi de hak eden bir camiası var. İnşallah başarırlar. Ekonomi anlamda da inşallah üst seviyelere gelirler. Çünkü gerçekten ülke olarak ekonomi anlamda yani özellikle futbol anlamında çok diplerdeyiz. Ve astronomik rakamlar veriyoruz ama karşılığını alamıyor. Hem Avrupa'da olsun hem lig kaliteleri olarak. İnşallah bunu da ülke olarak düzeltiriz. Bu koronavirüsü bizi bu anlamda iyi yönlendirmiş olabilir inşallah. İnşallah hayatın değerini bildiğimiz ya Serkan ne güzel hayatımız varmış ya şaka bir Tabii ki de ya. Evlere kapandık. Gerçi benim hayatım yine böyleydi ya. Evden çıkmıyordum bazen. Halı sahaya çağırıyorlar, halı sahada işte. Orada organizasyonlara çağırıyorlar, organizasyonlara gidiyoruz. Başka bir şey yok yani. Amaçsız yani. Amacı yoksa yani. Şimdi adam 4 hala sene iyi oynuyor. boyunca amaç uğruna yaşamışız. Bir şeyleri yüklemişler işte başarı başarısızlık hayatımız boyunca. Ama bir anda futbolu bıraktığın zaman o işte adrenalin en yukarılarında yaşamışsın işte o gerginliğin işte stresin en yukarı. Şu an o kadar sakin ki bana çok yabancı geliyor. Çok hiç böyle bunalıma giriyorum ya. Hoşuma gitmiyor yani. Ya işte bu sıra Birileri bana diyorum ya dallaması hani lazım ya. Serhat'ın da kulaklarının içine atın adam kickboksa da başladı yani Serkan Balcı'ya yaklaşmayın herhalde Sorma ya. bir Ya aparkatla veyahut da bir tekmeyle Liglere gireceğim ve yarın ağzı burnumu kırsınlar yani. Ama cidden ya şimdi öyle bir dönemden geçiyorsun ve sonra işte bir boşluk oluyor kendi hayatında da ama Tabii. işte Serkan'ın çok güzel bir kızı var. Bir yandan işte köpekleri var. Güzel bir o şey en azından orayı mutlu bir çerçeve yaratıyor kendisine. Onu çok çok iyi biliyorum. Yeni Çok şükür. açtıkları güzel bir salon da var. O da başarı getirsin inşallah Serkan. Hani yeri gelmişken onu da Orası bizim unutmayayım, amacımız şey ya söyleyeyim. böyle kendimiz spor yapalım diye açtık ama Evet, bayağı evet, bir müşteri gelmiş evet, anlaşılan. evet. Olsun olsun bir taraftan başlamak lazım. Doğru söylüyorsun. Şimdi Serkan, Aynen. ya ben şöyle bir format yaptım. Yani kendim işte ufak ufak quiz tadında oyuncularla ilgili olacak. Kimisi takımlarla ilgili olacak. Ama tabii yani ben Fenerbahçe süreci de dahil olmak üzere oraya ilk gelişin, Trabzon'a gittiğin süreç oralardan böyle belli başlı kırıntıları aslında çıkartmak istiyorum. Bence de. Şimdi yani onları böyle ufak ufak değerlendiririm ama tabii en son benim Serkan'la yaptığım röportaj Ankaragücü'nde şampiyon olunduktan sonraki süreçte Aynen. yapmıştık değil mi Serkan? Ben öyle hatırlıyorum. Yani orada Aynen. da yine bir Aynen. şampiyonluk olarak noktalamıştın. Uğurlu gelsin ya. Ya diyorum ya evet. Ya şöyle başlayalım. Bir kere hani ben bireysel performanslara ve diğer yönlere girmeden önce
Ya Fenerbahçe'ye gelişin, Trabzon'daki giriş anlarından böyle birkaç tane hikaye almak istiyorum senden. Çünkü çok unutulmaz bir başkan var, İlhan Cavcav. Hani kabul etmek gerekirse o çok ayrı bir karakterdi. Bana göre hani Türk futbolunun godfather'ı, babasıydı kesinlikle. Ben de çok ciddi saygı duyardım. Allah rahmet eylesin. Ama senin transferin de dahil olmak üzere orada bayağı bir çekişme olmuş değil mi? Yani bonservis vesaire de dahil olmak üzere. Vallahi ben hiç bilmiyordum bonservis olaylarını. İşte beni takımlar istiyordu gençlerbirliğindeyken işte o zaman. Tabi hayal edemeyeceğin takımlar. Hı-hı. Küçükken yani arzu ettiğim bütün her şey gerçekleşti o konuda. Sonra tabi bunlar takımlarla görüşüyorlar ama benim haberim yok tabi neyle görüşüyorlar. Bana bir gün dediler sattık seni dediler. Kime? Fenerbahçe'ye. Bana da sormadınız dedim. O nasıl git anlaş dediler. Ben de gittim. Anlaştık, öyle bir şey oldu ama bu süreçte İlhan Cavcav tabii pazarlıkları yapıyor ama Cem Hoca bana söylemişti. Cem Oluk vardı o zamanlar. Tabii güzel anılar şimdi. O zamanlar bazen kızıyorsun işte bizim değerimiz yok mu, bize niye sorulmuyor manasında ama sonuçta biz de insanız yani bakıldığı zaman mal değiliz yani. Ondan sonra işte sattılar bizi. Yani biz de gittik anlaştık tabii. O zaman Fenerbahçe'ye gitmiştim ama tam küçükken de Fenerbahçeliydim zaten yani şeyinden yani bakıldığı zaman tabii ki de benim için iyi oldu ama sonuçta ama sorulması lazım yani. İşte istediğin kadar takım tut yani çok önemli değil o zaman da. Profesyonel olsun. Ama Allah rahmet eylesin. Yani başkan gerçekten efsane bir başkan. Çok futbolcu çıkarttı, çok futbolcu sattı büyük takımlara, çok futbolcu ekmek yedirdi. Benim param bereketlidir diyordu. Sana büyük takımlar diyor çok para verebilir ama diyor benim 100 liram diyor onlardan daha bereketlidir. Benim param bitmez diyordu. Hakikaten de öyle. Orada o zamanlar aldığım şeylerin hepsi duruyor ve kat kat değer kazanmıştır onu İlhan Başkan'ın sayesinde. Ve çok futbolcuya da gerçekten çok büyük örnek. Ama şimdi bakıyorsun tabii kasasında milyonlarca para vardı. Şimdi tabii söylenenlere göre para kalmamış deniyor Gençlerbirliği adına. Ama Gençlerbirliği unutmamak gerekiyor geçmişini. Orası bir futbolcu fabrikasıdır. Altınordu var şu an söz ediliyor. Gençlerbirliği'nin yanına bile yaklaşamaz o konuda. O zamanın döneminde yapılan tesisleşmelerin, evet, futbolculara verilen değerlerin, altyapı antrenörlerin inanılmaz bir serüvendi. Benim 16 yaşında gittiğim Gençlerbirliği'nde bakıldığı zaman ve bir sürü futbolcu vardı ve çok yetenekli oyuncular vardı. Ama bir şekilde onları parlatıp büyük takımlara pazarlıyordu. Bu güzel bir sektördü. Bu Porto'nun dünyaya yaptığı gibi zamanında adamların Portekiz'in en büyük gelir kaynağı Porto. Milyonlarca para ülkesine sokuyor futbolculardan. Ve inanılmaz derecede dünyanın her yerinde scout ekipleri var ve her oyuncudan haberdar oluyorlardı o zamanlar. Yani ben yaklaşık 5 sene öncesinden bahsediyorum. Şu an bilmiyorum tabii ki o zaman anlatılanları. Ve bizim de mesela bu şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani para odaklı değil de yani affedersin çalma odaklı değil de ülkemize nasıl para kazandırırız manasına bakmamız gerekiyor. Yani bunun Türk versiyonu İlhan Cavcav gibi kulübüne nasıl para kazandırırımın farkındalığını yaratmıştı. Aynen, bizim de ülkemize nasıl para kazandırırız farkındalığını yaratmamız gerekiyor kulüplere. Ama kendimizi zengin değiller. Kulüpleri zengin etmemiz gerekiyor. Kendimiz zengin olursak bir faydası olmuyor. Kulüpler batıp gidiyor ve sen başka kulüplere medet umuyorsun. Yani ya düşünsenize Eskişehir, Gaziantepspor, ne bileyim Mersin İdman Yurdu. Böyle nerelere getiriyor yok oluyor yani. Nerelere getiriyor? Nerelere getiriyor? O yüzden yani ben bir futbolcu olarak, eski futbolcu olarak, ne bileyim yeni futbol adamı olarak inşallah kulüpler zengin olur. Kulüpler bir yere gelir. İyi futbolcular çıkartır. Günümüzde bizim zamanımızda çok iyi oyuncular vardı ama Avrupa kapıları bizim bu zamanki gibi açık değildi. Ama bakıldığı zaman şimdi gençlerimizin Avrupa yolları o kadar açık ki inşallah bütün gençlerimiz Avrupa'da oynar. Diğer ülkeler gibi Brezilya'da gibi işte ülkesine getirir. Kazandığı parayı ülkemize getirir. Çünkü gerçekten ekonomi anlamda futbol büyük bir sektör. Her anlamda. İnşallah biz de ülke olarak bu futbolu iyi kullanırız diye düşünüyorum. Yani vermeyip de biz onlardan almamız gerekiyor. Tabii ya. Aynen. Biz hep veren tarafız abi. Hep çok verici bir yapımız var. Aynen ya. Peki. Hayırlısı. Şimdi Serkan Balcı'nın Fenerbahçe'ye geliyorsun ki Fenerbahçe'nin o dönem biliyorsunuz hani Ümit Milli Takım oyuncularına karşı çok ciddi bir yapılanması, aynen, vardı.
Yani o süreçte getirdiği oyuncular da, hatta işte o şampiyonlukları da yanında getirdiği süreç, bunu unutmayalım. Ama çok iyi yerli oyuncular. Sen iyi bir takımla karşılaşıyorsun. Ve o dönem geldikten sonra da aslında çok hızlı bir adaptasyon süreci var. Hani kendi adına da takım olarak da Çünkü ve adaptasyon süreci işte yaşamadım. bu yapıyı oturtabildiği zaman müthiş oldu. Tabii. Yani o zaman o projesi çok yani Aziz Yıldırım için çok iyi bir projeydi. Başkanımızın o Ümit Milli Takım ama bizim çok iyi Ümit Milli Takım kadromuz vardı. Gerçekten işte Portekiz Cristiano Ronaldo'lar, İngiltere'de Joe Cole'lar, Ayamobiler işte adını bile söyleyemiyorum şu an. Yok oldu gitti. Johnson'lar vardı. Ve biz o gruptan birinci olduk. Almanya'da işte Lahmların takımı işte uzatmalarda elendik 1-0 1-0. Yani çok iyi bir kadroyu Fenerbahçe'ye kazandırdı Aziz Yıldırım o zaman. Çok güzel bir projeydi. Yani o proje yani o takımın daha iyi şeyler yapması gerekiyordu Fenerbahçe olarak. Avrupa'da özellikle. Türkiye'de zaten forması bile ikinciydi o takımın. Yani hiç maç yapmasa ikinciydi. Yani çok iyi kadrosu vardı. Alex'lerin işte Apia'ların, Anelka'ların, Hoydonk'ların. Gerçekten benim için bir şans oldu hepsiyle böyle oynamak. Çünkü iyi bir takımda oynamak gerçekten bir futbolcu için çok önemli. Kötü bir takımda oynarsan, kötü oyuncularla oynarsan bir yerlere gelmen için yani 10 misli çalışman gerekiyor. Ama iyi futbolcu gerçekten her şeyi görebiliyor yani. Sana o pası attığı zaman şiddetini bile hissedebiliyorsun. Nasıl atabileceğini hissedebiliyorsun. O yüzden benim için hep gençler biliyorsun o takım olsun. Fenerbahçe olsun. Ne bileyim Trabzon'un efsane takımı olsun. Bizim 2010-2011 sezonundaki efsane kadrosu olsun. Bunlar hep iyi takımlara denk gelmem. Benim için futbol hayatında şans diye düşünüyorum. Çünkü iyi oyuncu futbol oynamak gerçekten çok önemli yani. Tabii ki. Tabii. Şimdi Serkan Balcı, Aziz Yıldırım şekeri yükseldiğinde yanına yaklaşılır mı, yaklaşılmaz mı? Yok kaç kaç. Kimse yaklaşamaz ya. Ama sağ olsun başkan. Biraz o konuda sinirliydi. Yani her şeyden önce Fenerbahçe geliyordu onun için. O yüzden saygı duyuyorduk biz de. Yani sıkıntı yok. Ama şöyle Ama ifade yani edeyim. sadece futbolcu Sana değil yani. galiba Kaçması gereken sadece futbolcu değil yani. Kim varsa etrafta. ama özellikle Denizli maçı sonrasında galiba Servet'le ikiniz haşlanıyorsunuz. Onu bize bir anlatsana. Güzel Ya hikaye. baktık en zayıf halkalar o zaman bizdik işte Servet ben işte. Biri diyor türkü dinliyor diyor kulaklık takmış diyor. Küpe takmış diyor. Öbürkü diyor köpekle diyor caddede geziyor. Sanki karıyla geziyoruz caddede de köpekle geziyoruz. Hiç unutmayız köpeğimiz dert oldu millete. Sonra madalya takıyor. Bak diyor orada diyor köpeğiyle gezemezsin diyor Trabzon'da diyor. O zaman anlaşmıştım Trabzon'da. 100. yılda şampiyon olmuştuk. Bak diyor orada diyor Trabzon'da köpeğinle gezemezsin diyor. O zaman şampiyon olduk ya. Yani adamın asıl şeyi başarılı başarız. Başarılı olursan yani kazandığın sürece dünyanın en iyi adamı sensin Aziz Yıldırım için. Ama kaybedersen yani o problem arayacak yani. Sen yani şey yapacak yani. Hani böyle problem çocuk olurlar ya böyle tartışacak bir şeyler bulurlar. Onun gibi bir adamdı. Kendine özlü bir adamdı yani. O yüzden saygı Yok duymak yok gerekiyor kesinlikle. gerçekten. Ama bunlar Yani işte o kendini zamanlar atma. üzülmüşüzdür ama şu an gerçekten gülerek anlatıyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Düşünsene ya. Bakıyor Ya bakıyor kim var tabii etrafta? tabii. Aa, karşıda gel bakayım Ya. diyor. Bozdum. Ya Fırçalıyım benim hiç unutmadığım bir şey var. Bir gün işte hatta Fenerbahçe TV vesaire de gelmişti. Müzeden yayın yapıyoruz Serkan. İşte seni. Harrington Kupası, Atatürk vesaire tamam bu işte bir baktım Aziz Yıldırım ve heyeti geliyor böyle tamam mı? Uzaktan böyle kalabalık bir Koşa koşa grupla oraya gittiniz doğru siz. yaklaşıyor. Şimdi ben ileriden bir gördüm tabii yayındayız bir yandan da kesemedik. O sırada da kulüp müdürümüz Alp abi vardı. Alp Bacıoğlu kulaklarını çınlatalım. Özellikle o ilgilenirdi o müzeyle. Alp gel buraya yaptı böyle. Ondan sonra işte Alp abi de 60 yaşında adam tabii koşa koşa gitti böyle. Buyurun başkanım falan. Hani tabii haberi var bizim oradan program yaptığımızın. Dedi ki işte işinizi dedi bitirin dedi. Sonra dedi ışıkları kapatın tamam mı dedi. Şimdi düşünüyorum ne ışıkları falan. Tamam mı? Yani, ya abi mesela düşündüğün zaman yani, her şeye hakimiyet kurmak biraz Hakim. böyle bir şey Bütün galiba. isimleri biliyor biliyor musun? Personelin bütün isimlerini biliyor yani. Her şekilde biliyor. İnanılmaz bir şey Teker abi. teker. Bir İnanılmaz bir de şey. biliyor musun? Maç var. Maç oynuyoruz. Ben kırmızı krampon giydim. Şort da sarı. İşte maç bitti kazandık. Eyvah, Ersun beni eyvah. çağırdı. Sen biliyor musun? Ersun beni çağırdı. Yok Ondan be, sonra anlatsana. dedi.
kırmızı ayakkabı giymeyeceksin dedi. Sarı şortuna, sarı kırmızı olur giymeyeceksin sarı şortunu dedi. Tamam mı dedi? Hadi şimdi git dedi. Sarı kırmızı olur. Mükemmel abi. Bir de neyle ya, mükemmel abi. Mükemmel abi, mükemmel. Ya Serkan, Allah aşkına şu, ben bu arada çok severdim. Apyah örümcek anısı doğru mu abi? Abi o çok komik ya. Bir gün tüccar şey almış böyle. Oyuncak örümcekler var, kocaman. Gerçi sanarsın. Bu duş alıyor bu. Lan Afrika'da zaten alıyor. Böyle böyle şeyler var zaten. Örümcekler için ne yazıyor? Sonra tüccarla beraber gittim. Gel gel dedi. Duşakabin var ya. Biliyor Samandıra duşakabinler böyle. Gözükmüyor yani. Şey, evet. İçerisinde onu görüyorsun. Kara bir şey var içeride. Örümceği bir atalım. Kara bir şey sağa çarpıyor. Sola çarpıyor. Sonra o Samandıra'nın bir şey var. Şeyde çıkıyorsun. Şunu çıkmadı evet. Arabaya koştu. Evet. Gelmiyor. Başkan hanım gelmiyor. Aslan da yaşıyordu şeyde. Galata aslan da yaşıyordu. Örümcekler korkuyor. Abi çok komik ya. Ama bir şey değil. Ama yani o kadar iyi bir adam. Koşan Samandıra'daki adam hikayesi doğru abi. Çıplak koşan Samandıra'daki adam hikayesi doğru. Adam, affedersin. Titse kas çıkacak yani. O kadar kas var adamda ya. ama çok şey. Çok güzel yani. Adam ya çok şey çok güzel. Oynadığım en karakterli oyunculardan bir tanesi. Çok inanılmaz iyi adam. Yani mesela yani hem oyunculuğuyla hem kişiliğiyle Apia number one'lardan bir tanesidir yani. Şaka yaparsın. Yani mesela eğlenirsin, sohbet edersin. Seninle arkadaş yani enteresan bir adam. Adam o zaman Juventus'tan gelmişti. 26 yaşındaydı herhalde. Ya evet. 26 ya 27 yaşında. Kıkırdak sonra futbol hayatı bitti. Yani daha çok oynardı zaten. Acayip enteresan futbolcuydu ya. Ana milli takımı falan da çok çok iyi bir dönemine denk gelmişti. Ben hala o süreçte geldiğimi değerli bulduğumu söyleyeyim. Peki şimdi o kadar fazla oyuncu var ki işte Pierre Van Hooydonk bunlardan biriydi dediğin gibi işte Ümit Özat sol bekti mesela ama senin de şeyin çok enteresan. Hani orta saha ünlü bir robusu sağ bekmişsin hani sonra o yapıştı abi üstüne. Valla ben de çözemedim. Sağ bek olarak. Ne mal oldum belli değil. Burada oynayacağım. Ama yapıştı. Ya yapıştı. Yapıştı sonra sana değil mi? Tamam. Çakma sağ bekliyorlar bana. Tamam. Ümit milli takımda sol bek oynadı. Yani hep ya. Böyle şey ya, arada onu, kaldım bir şey yani. Onu şimdi sana soracaktım. Hakikaten milli takımı da o ayınızı formayla giyen isimlerden bir tanesi oldun tabii Serkan. Ama yani bir diğer tarafta da bizim özellikle milli takım olarak geçiş dönemlerimiz var. Yani işte 96 ile ilk adım, 2000 ile ayağa kalkış, 2008 ile tekrar zirve, 2000 hatta oradaki 2002'deki Dünya Kupası vesaire hepsinin ayrı dönemleri var. Ama sen de o jenerasyonun kıyısından köşesinden kafa uzatan adamlardan bir tanesi oldun ve o döneme damga vuran isimlerden de bir tanesiydin yani. Kendi adına neler ya, hatırlarsın böyle bir... Gerçekten... Aynı. Şunu bir şey diyeyim. Belki gençler alırlar veya almazlar. Şu an şu zamanın gençleri biraz bizden daha şeyler. Daha bilgililer. Her şeye ulaşabilecek kapasiteler. İşte biz bir futbolcu gördüğümüzde enteresan her şeyini incelerdik ama artık herkese ulaşabilecek bir zamandayız. Bizim o dönemler yani enteresan dönemlerdi ya. Ben yani ne anlatsan yani şey yani ben çok şanslıyım bu konuda. Futbol anlamında da. Her şeyi yaşadım futbol anlamında. Şampiyonluk, Süper Kupa, Türkiye Kupası, finaller, küme düşme. Yani hayatım dolu dolu geçti yani futbol anlamında. Hayat hepsi yani. Var değil mi o içinde? O kadar çok şeyler yaşadım ki. He? Hepsi var içinde doğru söylüyorsun. Hepsi bu var. Bu kariyerde hepsi i̇şte var. Amir takıma gittin. Nazilli gibi yerden çıkmışsın. Hayal edemeyeceğin şeyler görmüşsün. Yani bir tane hocamız vardı. Kemal Dirkan. Belki duymuşsundur. Rıdvan'ın hocası da Muğla, evet, evet, Muğla bölgesinde. Rahmetli. Biz işte Nazilli'den işte daha 15 yaşındayız. O zaman geldi Yalıkavak'ta takım kuracak. Yalıkavak Belediyespor. O zaman da böyle şeyler. İşte bir zabıta müdürü işte yöneticiydi. Şimdi ondan sonra belediye başkanı falan oldu. Mustafa Saruhan vardı. Sonra falan filan. Her neyse hayal edemeyeceğin şeyleri sana hayal ettirdi. Mesela çok önemli bir şey. Mesela ben o zaman şunu öğrendim. Küçük yerlerde, küçük şehirlerde yaşayan insanların hayal edemeyeceği şeyleri hayal etmesini sağlamak olduğunu öğrendim. Çünkü gerçekten, çünkü
işte İstanbul, işte büyük şehir. Biz İzmir'e giderken bile kaybol yani o zaman mesela maça gideceğiz diyelim. İzmir'in o kadar büyük zannediyoruz ki yani böyle çok büyük şehir işte çok futbolcular vardı, çok şeyler vardı. Genç kafasıyla düşünüyorum şu an. O zamanki düşüncelerimi söylüyorum. Ve korkuyorsun yani ister istemez. Ya ben bunlar varken bize gelmez işte biz nasıl futbolcu olacağız falan filan. Ama dönüp baktığın zaman onlardan senin farkın olmadığını, bunun A milli takıma, genç milli takımlara, ümit milli takımlara gittikten sonra Avrupa'daki oyuncuların senden farkı olmadığını, sadece küçük küçük şeyler fark yani işte kültür farkı, çalışma farkları falan filan bunları olduğunu öğreniyorsun. Bunların gerçekten gençlere öyle aşılayan hocalarımız olması gerekiyor. Yani hayallerin büyük olması gerekiyor. Her işte hayallerin büyük olması gerekiyor. Düşünsenize. Tabii. Yani küçücük bir şehirde yaşıyorsun Nazilli'de. İmkansız bir şey yani büyük takımda. Bir Rıdvan çıkmış, bir ben çıktım. İşte bir Aydın Tosyalı var işte. Kayserispor'da A milli takıma gitti falan. Yani çok yani yakalama şansın %1 gibi bir şey yani büyük yerleri yakalama. Yani o hocamız bizi Yalıkavak'tayken çok güzel büyük düşünmemizi sağladı. Çok futbolcu çıktı. İkinciliklerde oynadı, üçüncüliklerde oynadı. Hayal o kadar önemli ki hayal edeceksin yani. Hayaller yaşaman için de, Tabii. hayalleri kazanman için de bir şekilde yani çalışıyorsun, onun için savaşıyorsun. Ve bunu elde ediyor. Yani oturarak hayal edersin evet ama bunun karşılığında bir şeyler yapmazsan bu sana hayaller sadece rüyalarında görürsün. Ama bunu hayal edip çalışıp gerçekten yaptıkça öğreniyorsun bu işleri. Aa oluyormuş, aa oluyormuş dedikçe farklı konulara, farklı yerlere geliyorsun. O yüzden gerçekten tüm gençlerimize özellikle söylüyorum. Neyi arzu ediyorsanız hayal ederek başlayın diyorum yani benim kendi fikrimce. Çünkü ben her şeyi Çok hayal güzel, ederek çok güzel bir. başardığımı düşünüyorum yani. Tabii, bu hayat melekesi olarak da bunu düşünmek ve idealleri uygulayabilmek kolay bir şey değil. Bence doğru Aynen. düşünüyorsun Serkan. Şimdi Trabzon'la ilgili de bir şeyler almak istiyorum. Çünkü Trabzon, tabii Şenol Güneş, oynadığın oyuncular, o dönemki gittiğin kadro da aslında rüya kadrodu, senin söylediğin gibi. Aynen. Çok yaklaştığınız bir an var. Hatta Trabzonlar işte şampiyon kabul ettiği an var 2010 süreciyle ilgili. Ama ben illa o tarafa takılmak istemiyorum. Yani çünkü artık hakikaten çok geçmişte Geçtik. kaldı. Federasyonun aldığı bir karar var vesaire. O tarafı kaşımak için sormuyorum. Ben sadece yani o taraftan da bir şeyler duymak istiyorum. Çünkü belki de o kadro korunabilseydi Serkan, sonra çünkü dağılmak zorunda kaldı, çok daha farklı şeyler de olabilirdi, değil mi? Ya bizim gerçekten ben futbol hayatımın en uzun süre Trabzonspor'da oynadım 6 sene. Bizim gerçekten Aynen çok iyi öyle. kadromuz vardı. Camia olarak çok iyiydi. Tabi dediğiniz işte kadroyu tutsaydı ama tutamıyorlar işte. Yani maddi anlamda Yani. o zaman işte o zamanın şartlarıyla İstanbul büyük takımına daha büyük paralar veriyorlar. Yani kazandığı paranın 3 mislini falan işte Selçuk'a, Burak'a verebiliyorlar yani. Ya senin ekonomi anlamdaki onlarla yarışman için işte büyük şehir yani Trabzon tabii ki de çok büyük bir camia. Ama ekonomi anlamda onların daha çok getirisi var her anlamda. Yani bu bakıldığı zaman bir gerçek. Bakıldığı zaman Trabzonspor'un geçmişi çok büyük. Çok iyi oyuncular geldi, çok iyi oyuncular çıktı. Şu anki dönemde de bunu yakaladılar yani. Gerçekten yani bir Abdülkadirler olsun, işte Serkan var yeni sabit çıkan. Yusuflar geldi gitti. İşte, Evet. Yusuf Yazıcılar bilmem ne. Yani bunu çok iyi anladılar. Şimdi mesela Yusuf Yazıcı sattılar para kazandı. Belki Abdurrahim satacaklar para kazanacaklar. Yani bunu Abdülkadir'i dengeleyebilirlerse. Çünkü Trabzon şehri olarak etraf Karadeniz olarak gerçekten futbolcu fabrikası. İnanılmaz futbolcular çıkıyor. Bunları iyi yönlendirdiğin takdirde işte Yusuflar gibi işte bunları iyi yönlendirdiğin takdirde senin paraya bile ihtiyacın olmayacak. Hep kazanacaksın çünkü. Bu yolda iyi gidiyorlar. Geçmiş dönemde yaptığı hatalardan, maddi anlamda hatalardan dolayı işte ceza aldılar kastan dolayı işte. Çoğu kulüplerin başına gelecek şeyler. FIFA kriterleri olsun işte. Geçmiş Transfer işte evet. transfer, geçmiş borçlar falan. Bu şimdiki başkan bunu çok iyi yönettiğini düşünüyorum her anlamda. Belki bu transfer yasağı gelmesi daha önce bu oyuncuların piyasaya çıkmasını sağladı. Bundan sonraki dönemde de bunlar farkına vardı yöneticiler olarak işte başkanlar olarak. Farkına vardılar. Demek bizim içinde cevherler var zaten. Biz bu cevherleri bu işte Soso gibi işte kaliteli oyuncuların yanına koyduğu zaman onlar da zaten bir şekilde bir yerlere geliyorlar yani. Ve yeteneklerini de kullanıyorlar. En önemli şey zaten burada o oyuncuların da kibirli ve de şeyli olmaması. Şöyle diyeyim yani üstün kılmaması ya o oyuncuları gençlere öğretmesi Trabzonspor için büyük bir şans oldu. İşte forvetler olsun gerçekten ya bakıldığı zaman televizyondan bakıldığı zaman oyun anlamında disiplin anlamında örnek alınacak bir oyuncu. Bakıldığı zaman sol Tabii. işte
kanat oyuncuları yürüyerek adam geçiyor ve orta saha oyuncuları zaten çok iyi. Bir defansta problem yaşıyorlar. Takım halinde defansta problem yaşıyorlar. Bunu da yani 3 senedir böyle bir problem yaşıyorlar. Zaten o takım halinde defans problemi yaşamaz. Açık ara puan farkı atarlardı herkese. Saçma sapan puanlarına kaybettiler. O yüzden bizim dönemimizle şu zamanı kıyaslarsam iki dönemde de çok ayrı oyuncular var mesela. Bu dönemki oyuncuları daha kaliteli şey olarak ama bizim dönemimizdeki oyuncular evet çok kaliteli ama çok özverili ve çok istekliydi yani çalışma anlamında. Yani her dönemin farklı oyuncuları var gerçekten damga vurmuş. Aynen öyle. Yani yarışmak yani büyük takımlarla gerçekten işte İstanbul takımlarıyla yarışmak artık maddi anlamda artık herkes yarışabilecek anlamına geldi. Çünkü o FIFA kriterleri herkesin belini büküyor. İstediği oyuncuyu alamıyor. Sattığın kadar alabiliyorsun. Tabii. O yüzden şu an ben itibaren belki 5-6 sene sonra herkes şampiyonluk potasında yarışabilecek diye düşünüyorum. Şimdi son 1-2 soru Serkan. Vakti de iyi kullanmak adına. Tabii Şenol Güneş belki de işte en renkli karakterler Yattar, Engin, Baytar. Hani çok güzel orada anılar, hatıralar var ama oradan da böyle birazcık yüzleri gülümsetecek güzel örnekler var. Şu Engin Baytar Şenol Güneş video anısını alalım abi. Ne ya oldu orada? Ben hayatımda gördüğüm en iyi futbolcularından bir tanesi Engin Baytar'dı. Net. Ben de oynadım. Halı sahada da oynadım. Senle de oynadım. Ama Engin Baytar çok ayrı bir şey. İnanılmaz sevimli. İnanılmaz iyi bir çocuk. Ama işte çevresi onu farklı yerlere getirdi. Her neyse bunun Trabzon'da da çevresi böyle. Yani adam Trabzonspor Bentley'e biniyor ama çevresini görsen arabayı falan ona veriyor. Öyle bir çocuk yani. Ne parasında ne bilmem nesinde hiç gözü hiç şeyde değil yani. Öyle bir adam değil yani. Ama futbolcu olarak inanılmaz bir futbolcuydu. İnşallah teknik direktör olur veya başka bir şey olur. Yani öyle oyuncular damga vuruyor yani şey olarak. Kişilik olarak sakin çok iyi olmalı insan abi. Ama deli. Bildiğin deli yani. Bir gün bu da oyundan aldı Şenol Hoca. İşte maç şeyi gidiyor. Bu da çıkarak söverek gidiyor böyle işte. Böyle. Ama okunuyor ya bildiğin arabacı küfür ediyor yani. Her neyse bunu da o sırada da kamerada şey Lig TV o zaman zoomlamış. Yani ağzını okuyor. Biz de maçlardan sonra maç biter kazandık maçı işte. Oyunu aldığı oyuncuyla kazandık maçı mesela. İşte taraftarı galyana getirdi falan filan. İşte beni nasıl oyundan alır falan filan. Ama bunu işte o sinirliyken farklı bir çocuk. Ya sinirliyken hakim anlamıyor kendini. Evet. Anlamıyor kendini. Ondan sonra maç bitti kazandık 2-1. Hangi takım olduğunu bilmiyorum. Sonra biz her maçtan sonraki ertesi gün sen olacak maçı analiz yapar, toplantı yapar. Yani ben çalıştığım en iyi hocalardan bir tanesidir. Yani en insan kazanan, adam kazanmak isteyen oyunculardan bir tanesidir. Ve oyuncuların çoğun performansı Şenol Hoca'yla beraber artar. Bu gözle görülen bir şeydir. Herkes bunu bilir. Özellikle forvet oyuncuları. Her neyse analizi yaptık. İşte son bir görüntümüz var dedi. Engin Bey, Engin'cim seni bir şuraya alalım dedi. Açtı görüntüyü. Böyle gidiyor. Arabacı gidiyor. Biz de gülüyoruz tabii. Engin görüntüyle ilgili bir şey söylemek ister misin dedi. Kibardı ya. Adam o kadar şey ki yani. Düşünsene başka bir hocası kaldı. Çok sabretti. Ya dedi sonradan girenler dedi hiç koşmuyor dedi bizim aramız ağrıdı dedi. Benim onlara dedi tepkim dedi. Tamam Engin'ci seni dedi buyur dedi. Alalım dedi otur dedi. Ama hayat dersi ya valla. Abi hayat dersi ya. Müthiş abi. Hayat dersi ama abi yani. Bak, gerçekten. Çok güzel bir kere. Şenol Hoca'nın o mizacı işte o öğretici kısmı gerçekten çok önemli. Çoğu futbolcuya çok dokundu. Allah hep ona yani Allah yani hep ona yardım etsin gerçekten. Öyle yani hocalara ihtiyacı var. Tabii bazen sinirliyken yaklaşmayacaksın hocaya da böyle maç böyle çok gergin maçlarda çok geriliyor. Ama zamanla onu çok aştı ve çok kendini geliştirdi. Her anlamda geliştiriyor ve bizler de ona hep örnek olmak zorundayız. Çünkü nerelerden nerelere geldi hem hocalıkta hem futbolculuğunda. Gerçekten tabii. Kitap olunacak hayatı var. Keşke onu yani anlatamıyorum kelimelerle. Farklı anlamda koyabilirler yani Türk futbolunun başına. Yani zaten şu an çok farklı anlamda ama her şey olacak anlamda yani çok donanımlı bir hoca olduğunu düşünüyorum. İnşallah sağlığı, sıhhati, ömür boyu bizlere örnek olacak bir hoca olmaya devam eder diye düşünüyorum. İnşallah.
İnşallah. Serkan, çok çok teşekkür ediyorum. Böyle biraz Ben ufak hap teşekkür ederim. tadında çok çok mutlu ettin bizleri. Çok teşekkürler. Zaten biz yakın zamanda mutlaka bir araya da gelelim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek Halı üzere. sahada oynarız abi. Kendine. Halı sahada oynarız. Atakan, Atakan Seviyorum. Kurt halı sahada. Seviyorum. Ya, o Ceylin nasıl yapıyor ama onu? Ya Atakan çok Kurt'u fena. bayılıyorum ya. Atakan. Evet, Sen geçen orman Instagram'da park halı atmışlar. sahada, Gördün mü? Görmeyi gördün mü? orman park halı sahada yapıyor, bayılıyorum ya. Ya müthiş müthiş. Türkiye'nin en büyük, en güzel sahası. Atakan Kurt'un sahası. Teknefe. Nişantepe. Evet abi ya. Bayılıyorum abi, bayılıyorum. Onu da Çok sevdiğim seviyorum adamdır seni ya. kardeşim. Görüşmek Ben de. üzere. Abi öpüyorum. Çok selamlar. Teknik ekibe de çok selamlar. Çok Görüşmek teşekkür üzere. ederim. Zaman ayırdığınız için. Çok Sağ sağ olun. ol. Evet, programımızı noktalıyoruz. Serkan Balcı bizleri bugün eşlik etti. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.